Tarih 30 Ocak 2020. Eski adıyla Dolmabahçe'deki İnönü Stadyumu. Yeni adıyla Vodafone Park. Bu mabet ne büyük yıldızlar gördü. Simão Sabrosa'dan Ricardo Quaresma'ya, José Sosa'dan Mario Gomez'e, Pepe'den Guti Hernandez'e kadar. Fakat hiçbirinde o günkü coşku, o günkü heyecan yoktu. Sergen Yalçın'a yapılan karşılama bir transfer dönemi klasiği olarak alıştığımız imza törenlerine hiç benzemiyordu. Çünkü Beşiktaş tribünlerinde o gün çok özlediği bir şeye kavuşmanın coşkusu vardı. Bu duygu ilk andan itibaren Sergen Hoca'ya o kadar net geçti ki ilk kez Beşiktaşlılara seslenmek için ağzını açtığında sesi titriyordu. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Beşiktaş maddi olarak tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyordu. Sergen Yalçın'sa futbolculuk döneminden beri tanıdığımız bildiğimiz bir karakterdi. Çoğumuzun kafasındaki Sergen Yalçın algısı şöyleydi. Rahatına düşkün, zoru sevmeyen, otoriteyle hep bir derdi, hep bir kavgası olan adam. Daha önce hiç bu kadar zor bir göreve soyunmamıştı Sergen Hoca. Ama onun da söylediği gibi daha önce hiçbir şeyin kendisini bu kadar heyecanlandırdığını da hatırlamıyordu. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım şu anda olduğu kadar. Bundan sadece 9 ay önce Alanyaspor'da çalışırken Beşiktaş'a rakip olduğu bir maçın ardından saklamaya çalışıp da beceremediği bir heyecandı bu. Tabii ki duygulanıyor insan. Yani hoşuna gidiyor, gururu okşanıyor insanın böyle bir sevgi gördüğü zaman. Bu çok doğaldır yani, insanız, doğal olarak bizde duygularımız var, bir şeyler hissediyoruz. Çok tabii hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum tekrar tüm Beşiktaş taraftarına. Bir gün Beşiktaş'ın hocası olma hayali. Çok basit bir cevap vereyim o zaman. Bir gün kavuşacağız diyeyim. Elbet bir gün buluşacağız. Tebrik ederiz. Sağ olun. Tarih 21 Haziran 2020. 2019-2020 sezonunun 28. haftası. Denizli Spor maçı sonrası düzenlenen bir basın toplantısı. Hafta içi Başkan Ahmet Nur Çebi'nin gençlerle oynayacağı sözü hatırlatılıyor Sergen Hoca'ya. Sadece genç olduğu için de bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynamayacağını özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü son dönemde sosyal medyada ve basında böyle konularla ilgili bize de mesajlar geliyor. Önümüzdeki sezon genç oyuncularla falan oynamayacak. Beşiktaş şampiyonla oynayacak, bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki senede bütün kupaların kazanmak için oyuncularımızla beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız. Aslında camianın liderliğini üstlendiği gün o gün. Üstü kapalı bir şekilde şampiyonluğa oynamıyorsak ben yokum dediği gün. Beşiktaş 2019-2020 sezonunu 3. sırada tamamlamış ve Trabzonspor'un cezası sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamaya hak kazanmıştı. Takım sezon bitiminden yalnızca 10 gün sonra yeni sezon için topbaşı yaptı. Sanırım Sergen Yalçın'ın hayatında bu kadar kısa tatil yaptığı başka bir dönem daha olmamıştır. Takvimler 25 Ağustos'u gösterdiğinde Beşiktaş neredeyse hiçbir hazırlık maçı oynamaya fırsat bulamadan sezonun ilk resmi müsabakası olan PAOK maçına çıkmıştı. Şampiyonlar Ligi için tamam ya da devam maçı. Üstelik pandemi koşulları sebebiyle rövanşı olmayan tek bir 90 dakika. Birçok bölgede yaşanan kadro zafiyeti, yetişmeyen transferler, yetişen ama kimseyi tatmin etmeyen transferler. Sağ bekte karnı yağ bağlamış Lens, forvette o gün itibariyle kapının önüne bıraksan belki kimsenin almayacağı Larin. Yanulis ortaya çevirip tehlikeli pozisyon Solis. Suçu ceza sahasında ortaya çevirip tehlike. Aman diyeceğim. Daha sahasında çok kolay geliyorlar. Çok kolay. Maalesef şu dakikaya kadar sonuç yok. Maçın sonucu PAOK 3, Beşiktaş 1. Olmadı. Olmasına imkan yoktu. Ersin'in kurtardığı penaltı dışında Beşiktaş adına sahada en ufak olumlu bir şey yoktu. Bu takım transfer diye, takviye diye bağırıyordu. Ancak şartlar müsait değildi. Kadrosunda 18 yabancısı bulunan Beşiktaş, takviye yapabilmek için öncelikle birileriyle vedalaşmak zorundaydı. Ama bu da kolay değildi. PAOK maçından yaklaşık 2 hafta sonra ligin açılışı için Trabzon deplasmanına gitti Beşiktaş. Covid-19'a yakalanan Sergen Yalçın takımla birlikte değildi. Maçı kazansınlar, cesaretle oynasınlar yeterli maç oldu.
Eksik kadrosuna rağmen Trabzonspor'u üstün bir oyunla 3-1 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş. Önceki sezondan taşınan umutlar bu galibiyet ve sosyal medya hesaplarından ilk kez paylaşılan "Beşiktaş ailedir" sloganıyla birlikte ortaya son derece pozitif bir hava çıkmıştı. Ancak kazanmış olmak sorunları halının altına süpürmemeliydi. Sergen Hoca bu takımdan memnun değildi. Öyle ki bu maçta 3 golden ikisini atan Tyler Boyd ve Lens'in 5 Ekim tarihinde, yani transferin kapandığı gün, lisansları askıya alınacak ve bir daha Beşiktaş forması giyemeyeceklerdi. Ertesi hafta evinde Antalya Spor'u konuk eden Kara Kartal 33. dakikada Larin'le öne geçse de 85'te yediği golle ilk puan kaybını yaşıyor. Hala sahada Necip'i, Boyd'u, Larin'i gören taraftarlar artık yavaş yavaş homurdanmaya başlıyordu. Maçtan sonra Sergen Hoca'nın yardımcısı Murat Şahin, "Çok eksiğimiz var. 6. haftaya ancak hazır oluruz" diyerek milli maç arası dönüşünü işaret ediyordu. Ancak bu maçtan sadece 5 gün sonra Beşiktaş Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıktı. UEFA Avrupa Ligi elemeleri. Yine rövanşı olmayan bir 90 dakika. PAOK maçından bu yana takıma katılan transferler yalnızca 3. stoper olarak alınan Montero ve sağ kanadın bilmem kaçıncı alternatifi olan Gökhan Töre'ydi. Beşiktaş hiç fena oynamadığı maçta yine 85. dakikada yediği golle üstünlüğünü kaybetti. Maçın son bölümünde ve yarım saatlik uzatma periyodunda sayısız gol fırsatını harcadı. Bunca sıkışık fikstürde 120 dakikalık bir sinir harbi ve üzerine gelen penaltı atışları. Bu takım henüz bu stres için hazır değildi. Doğal olarak şimşekler penaltı kaçıran Wellington ve Larin'e yönelse de ortada bir gerçek vardı. Beşiktaş Eylül ayı dolmadan Avrupa'ya veda etmişti. Sahi Beşiktaş başına bunların geleceğini bilse bir önceki sene 3. olmak için bu kadar çok çaba gösterir miydi? İşte Dorukhan gibi, Douglas gibi, Larin gibi aylardır maç oynamayan oyuncular bunlar. 10 günde bunları maça hazırlamak zor. Oyuncuların da hazır olması zor. Planlamadığımız bir Şampiyonlar Ligi maçı ortaya çıktı. Yani ligi 4. bitirseydik daha iyiydi. Hiç olmazsa UEFA'ya direkt giderdik. Lige geri dönen Beşiktaş için tablo gitgide daha da karanlık bir hale almaya başladı. Takım 120 dakikalık Rio Ave maçından 48 saat sonra Konya deplasmanına hareket etti. Transferin kapanmasına 10 gün kalmış, Abubakar transferi bitirilmiş ve karantina süreci biten Sergen Yalçın takımın başına dönmüştü dönmesine, ama sorunlar devam ediyordu. Beşiktaş Konya deplasmanında 4-1 kaybederek yakın tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı. Sergen Yalçın maç sonunda her zamanki dobro üslubuyla "Hiçbir bahane, bu skor ve bu futbol için gerekçe değil" diyordu. Ve transferin kapanmasına bir gün kala oynanan Gençler Birliği maçı. 1-0'lık yenilgi. Sezonun 6. resmi maçında alınan 4. yenilgi anlamına geliyordu. Sergen Yalçın'la başlayan sinerji ve önceki sezondan taşınan umutlar sadece 6 maç sonunda şu noktaya gelmişti. Sergen Yalçın'la bu iş olmaz. Tarihin en kötü Beşiktaş'ı. Yönetim istifa. Durumun ne kadar kritik olduğunu anlamak için Gençler Birliği maçından sonra Sergen Yalçın'ın içinde bulunduğu ruh halini iyi gözlemlemek lazım. Hali, tavrı, vücut dili, hatta daha ziyade kullandığı sözcüklerle resmen istifa sinyali veriyordu hoca. Yani çok erken böyle bir kötü gidişat ortaya çıkması tabii bizim planlarımızı maalesef alt üst etti biraz. Yani bunun sonucu tabii ki illaki devamında işler böyle devam ederse doğal olarak bu bize yansıyacak. Transferlerle ilgili tabii şöyle konuşuluyor, işte sürekli yönetimden hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz. Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz. Sürekli sorumluluk benim üzerime bırakılıyor doğal olarak, ama arada benim istediğim bir iki oyuncu da var. Yani benim istediğim oyuncular da var transferlerde, ama istediğimiz oyuncuların aldığını söylemek çok sağlıklı olmaz. Öyle, yani şimdilik öyle söyleyeyim. Öyle ya, sezon başında şu takımın bırak şampiyon olacağını, şampiyonluk için yarışacağını kim tahmin edebilirdi ki? Kalecisinden forvetine kadar kimsenin içine sinmemiş bir takımdı bu. Belki Sergen Yalçın ve ekibi hariç kimsenin. Kaleci transferi istemiyorum demişti hoca. Eski bir kaleci olan yardımcısı Murat Şahin'le birlikte Ersin Destanoğlu'na güvenmeyi seçmişlerdi ve birçok kişiye göre bu seçim Beşiktaş'ın sezonuna mal olabilecek bir seçimdi. Atan ve tutan iyi olacak klişesini bilirsiniz. Beşiktaş'ın tutanı şüpheliydi. Peki ya atan? Sezon başı itibariyle takımın 9 numarası, bir dönem Beşiktaş'ın idmana çıkarmaya bile değer görmediği Larin, yedeği ise Güven Yalçın'dı. Transferin kapanmasına kısa bir süre kalaysa Vincent Abubakar transfer edilmişti. Yaşadığı çapraz bağ sakatlıkları sebebiyle
sebebiyle dizleri bitme noktasına gelen, önceki iki sezonda 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 1 olan Vincent Aboubakar. Porto sağlık ekibi onun için artık nasıl bir rapor verdiyse, Portekiz kulübü sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Aboubakar için Beşiktaş'tan tek kuruşluk bonservis bedeli dahi talep etmemişti. Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan öğrencileri olan Wellington ve En Sakala'yı da kimse beğenmiyordu. Bu ikili ağzıyla kuş tutsa kimseye yaranamayacağı gibi ikisi de başlangıç performansı olarak oldukça yetersizdi. Atletico'dan kiralanan Montero çok savruk, Kayseri'den kiralanan Mensah ise çok umursamaz gözükmüştü. Orta saha için alınan Joseph, 2 yıl önce Suudi Arabistan'a satıldığı haliyle bile Fenerbahçelilerin bayıldığı bir oyuncu sayılmazdı. Üstelik Arap Yarımadası'nda 2 yıl geçirmiş, 31 yaşına basmış ve hepsinden önemlisi menajeriyle birlikte aylarca İstanbul'da kendisine kulüp aramıştı. Sağ bek problemi transferin son gününde Rozier'le çözülmüş gibi gözükse de Fransız oyuncunun 42 haftalık sezonda hala bir alternatifi yoktu. Üstelik o da Aboubakar gibi sakatlık geçmişi olan bir isimdi. Son günde imza attırılan diğer isim Gezzal belli bir kalitesi olan bir futbolcuydu fakat performans olarak ondan da ne çıkacağı hiç belli değildi. Bütün bu transferlerin haricinde mevcut kadroda bulunan isimlerin tamamı ya çok tecrübesiz ya da çok istikrarsızdı. Genç ve tecrübesiz sol bek Rıdvan Yılmaz, sezon sonunda kontratı bitecek olan kafası karışık Dorukhan Toköz, artık 150 milyon euroluk oynamayan Oğuzhan Özyakup, tırnak içinde bal yapmayanları George Kevin Enkudu, takımın hali hazırda en çok kazanan iki oyuncusu Vida ve Laiç'in ise başka başka sorunları vardı. Yüksek maliyeti sebebiyle elden çıkartılmak istenen Vida hem küstürülmüş hem de satılamayıp elde kalmıştı. Adem Laiç ise özel hayatındaki problemler haricinde hiçbir şeyi önemsemiyordu ve sürekli sakatlanarak dakika alamaz hale gelmişti. Transferin kapanmasıyla birlikte kendini milli araya güç bela atabildi Beşiktaş. Eylül ayı resmen bitmek bilmemişti. Oysa tarihin en uzun ve en dar takvimli ligi daha yeni başlıyordu. Beşiktaş bataklığa saplanmış haldeydi. Kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu. Ne kadar şikayet etse de eminim transferin kapanmasının ardından Sergen Hoca'nın kafası biraz olsun rahatlamıştır. Artık bir yemek yapmak zorundaydı hoca. Çok lezzetli olması şart değildi. Karın doyursa yeterdi ve bir yemek yapmak için elinizde hangi malzemelerin olduğunu ve hangilerinin olmadığını bilmek bir başlangıçtır. Bu noktadan sonra hoca ve ekibinin başardıklarını açıklayabilecek tek bir şey var. Gerçekten çok sıkı bir çalışma. Ki maç ve seyahat günlerini çıkardığımız zaman geriye çalışmak için gerçekten çok kısıtlı bir zaman kaldığını söylememiz lazım. İşte tam olarak burası bir kırılma noktası. Ligde son 25 yılın en kötü başlangıç performansına imza atan, önce Şampiyonlar Ligi ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden, son oynanan Gençler Birliği maçının ardından hocasının yönetime res çektiği, belki istifa sinyalleri verdiği bir ortamdan sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracak olan Beşiktaş'a evrildiği bir yer varsa ilk durak burasıydı. Belki bir şans, belki bir dönüm noktası, belki de cilveli kaderin küçük bir oyunu. Gençler Birliği maçının ardından milli ara, milli aranın ardındansa Beşiktaş'ın bay geçeceği bir hafta vardı. Bu Beşiktaş'ın tam 3 haftalık bir boşluğa sahip olduğu anlamına geliyordu. Bu boşluk sezon başında doğru düzgün kamp yapma fırsatı bulamayan Beşiktaş'a ilaç gibi gelecekti. Belki de Ümraniye Nevzat Demir tesislerine Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bataklığı bile kurutabilecek güçlü bir güneş doğacaktı. Önce Denizli Spor'u 3-2, ardından Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek ilk kez 2 maç üst üste kazandı siyah beyazlılar. Daha iyi olacağız ama zamana ihtiyacımız var diyordu Sergen Yalçın. Fakat ona ve takımına karşı kılıçlar çoktan çekilmişti. Hocanın eski takım arkadaşı ve TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, 3-0 öne geçilmesine rağmen 3-2'ye gelen Denizli Spor maçı sonrası Beşiktaş'ta liyakat bitmiş başlıklı bir konuşma yapıyordu. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun Ersin? Bir kısım futbolcu var, genç diye oynuyor. Çok iyi insan diye 10-12 senedir oynayanlar var. Bir de yetenekli ama acaba ne zaman patlayacak dediklerimiz var. Asla patlamayacaklar. Hocası da efsane diye hocalık yapıyor. Yani Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Bazen suyun üstüne çıkabilmek için dibe kadar batmak gerekir. Dibe inesiniz ki ayaklarınızla zeminden güç alıp kendinizi yukarı itebilesiniz. Sergen Hoca kendi taraftarı ve basın başta olmak üzere birkaç cephede savaşa girmiş haldeydi. Oyuncu tercihleri,
oyuncu değişiklikleri özellikle de Nsakala Wellington ikilisi kıyasıya eleştiriliyor. Ancak bu eleştirilere de kendi uslubuyla cevap vermekten geri durmuyordu Sergen Yalçın. Her teknik adamın kendince doğruları vardır. İnandıkları şey bazen bir sistemdir, bazense bir oyuncu. Kimileri buna inat der ve belki gerçekten de hocanın inandığı şey doğru değildir. Ancak inanmadığınız bir şeyi yaptığınızda ya da söylediğinizde başkalarının yanlışlarını yaparsınız. Oysa doğru bildiğinizi yaparsanız sadece kendi hatalarınızın bedelini ödersiniz. İçinizde keşke ya da pişmanlıklar olmaz. Sergen Yalçın hata da yapsalar, kötü de oynasalar inandığı oyuncularla yola devam etti. Antep maçında oyundan atılan Ersin, cezasının bittiği gün 11'e döneceği gibi kötü oynasalar dahi Vida, Wellington ve Nsakala'dan bir an olsun vazgeçmedi. Başakşehir maçı öncesi katıldığı bir televizyon programında eski takım arkadaşı Tümer Metin'e de okkalı bir cevap vermekten geri durmadı Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta bir tek efsane ben miyim? Diğer bir sürü benim takım arkadaşım var. Onlar da hoca olabilirdi buraya yani, öyle bir şey olsa. Herkes buraya hoca olabilir zaten. Liyakat ne demek, liyakat duygusu yok yani. Yetersiz. Kimin yeterli olup olmadığına kim karar veriyor? Ya Tümer buna karar verilecek kapasitede mi acaba mesela? Önce onu sormak lazım. Hiç teknik direktörlük yapmış mı hayatında? Veya bir takımı çalıştırmış, çalıştırmamış. O yüzden bu eleştiri değil zaten. Bu itibarsızlaştırma. Benim çalıştığım kulüplere dön bir bak. Ben hangi takımlarla çalışmışım, hangi takımları nerede almışım, nerede bırakmışım. Alanya'ya, Malatya'ya, Kayseri'ye, Konya'ya, Sivas'a bir dön. Çalıştığım kulüplere bak. Yani ben buralara gelirken çok emek sarf ettim. Sezon boyunca gördük ki Sergen Yalçın ne zaman birilerine meydan okusa hep altını doldurmayı başardı. Önce 5 eksikle çıktığı son şampiyon Başakşehir önünde Vodafone Park'ta 3-2 kazandı Beşiktaş. Haftalar ilerledikçe bazı gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyordu. Transferin son gününde yenilenen sağ kanat vızır vızır çalışıyordu. Rozier ve Gezdal ikilisi hem aynı dili konuşuyor hem de oyuncu özellikleri olarak birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı. Josef 2 yıl yaşlanmış değil de 2 yıl gençleşmiş gibi oynuyordu. Aboubakar sahada oldukça rahat hareket eden bol sürprizli ve patlayıcı bir hücum silahıydı. Sahi burun kıvrılan Larin bile 8 maça 5 gol sığdırmıştı ve skor katkısı yapıyordu. Fakat 15 yıldır kazanamadığı Kadıköy deplasmanına giderken hala Vida, Wellington ve Ersin gibi 3 önemli eksiği vardı Beşiktaş'ın. İlk 20 dakika içerisinde Aboubakar Lemos'u yok ederek maçı 2-0'a getirdi ve oyunun kaderini değiştirdi. 50. dakikada Larin'in atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş buna rağmen kalesine yaslanıp beklemedi ve maçı bir Rus ruletine dönüştürdü. Her ileri gittiğinde Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratmayı başardı. Maçı 4-3 kazandı. Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet hasreti sona eren Beşiktaş'ın adı şampiyonluk için yüksek sesle konuşulmaya başlamıştı artık. Beşiktaş oynayanıyla, oynamayanıyla, gireniyle, çıkanıyla, genciyle, tecrübelisiyle savaşarak kazanmıştı. Lige çok iyi bir başlangıç yapmadık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Zaman zaman kötü maçlar oynadık. Bunun farkındayız. Ama oyuncularıma maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Bu takımın ilk virajda şarampole yuvarlanmayacağı artık belli olmuştu. Sezon sonuna dek birlik olup birlikte savaşacaklardı. Teknik ekip ve oyuncuların özgüveni giderek artıyor, her geçen maç yaptıkları işe, oynadıkları oyuna biraz daha fazla inanıyorlardı. Sezon başındaki o kırılgan ve umursuz takım yerini rakiplerine sahayı dar, formayı ise sırılsıklam eden bir Beşiktaş ruhuna bırakmıştı. 11. haftada evinde Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Kara Kartal 3 maç üst üste kazanarak tüm futbol kamuoyuna hesaplarınızı güncelleyin çünkü o hesapların içinde artık biz de varız diyordu. Beşiktaş ligin 12. haftasında Alanyaspor deplasmanındaydı. Sergen Hoca'nın eski yardımcısı Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor o gün itibariyle ligin lideriydi ve Beşiktaş karşısında oyunu sürklase ederek haklı bir galibiyet aldılar. Bu yenilgi 12. haftada Beşiktaş'ın aldığı 4. yenilgi olmuştu ve oldukça cesaret kırıcıydı. Fakat takibinde 5 maçlık bir seri var ki Kartal gerçekten kanatlandı ve yüksek uçuşa geçti. Sağdaki Rozier Gezdal uyumu kadar olmasa da sol tarafta
Enskala ve Larin taktiksel anlamda Beşiktaş'a çok şey katıyordu. Vida sezon başındaki küskün tavrından hayli uzaklaşmış ve bu takım için savaşmaya ikna olmuş gözüküyordu. Partneri Wellington her geçen maç biraz daha iyi gözüküyor ve aralarındaki uyum gitgide artıyordu. Josef'in ne kadar iyi döndüğünden bahsetmiştik. Fakat Atiba'sız olur mu hiç? Atiba o kadar uzun süredir burada ki artık onsuz zamanları hiç hatırlamıyoruz bile. Ama o olmasa elbette olmazdı. 38 yaşında Sergen Yalçın'ın ona biçtiği yeni rolünde kariyer sezonunu yaşamaya başladı Atiba. Bir kaptanlık bazubandı ancak bu kadar iyi taşınabilirdi. Sergen Yalçın Necip'ten Hasiç'e, Enkudu'dan Güven Yalçın'a herkesten ufak da olsa bir şeyler almaya başlamış, Oğuzhan Öz Yakup'u bile hayata döndürmüştü. Artık biraz irtifa kazanma zamanıydı. Beşiktaş, Enkudu, Abubakar'ın 2 ve Vida'nın harika golüyle Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Ertesi hafta büyücü Gezzal kesti, Vida bir kez daha zımbaladı ve soğuk Ankara deplasmanında 1-0 kazandı. 4 gün sonra Sergen Yalçın'ın başınıza taç düşsün dediği meşhur Sivasspor maçında Abubakar'ın yokluğunda Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-0'lık bir galibiyet daha aldılar. Ertesi hafta Kayserispor karşısında üstün bir futbol oynamasına rağmen skor üretmekte güçlük çeken Beşiktaş maçın 89. dakikasında kazandığı penaltıyla düğümü çözdü. 90+5'te genç Hasiç jeneriklik bir golle galibiyeti taçlandırdı. Ve 3 gün sonra Çaykur Rizespor'u 6-0'la devirdi Beşiktaş. Larin var ya Larin, tam 4 gol attı. Yetmedi, bir de Hasiç'e asist yaptı. Beşiktaş bu 5 maçta kalesinde gol dahi görmeden rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Bu yüksek uçuşun akabinde Kartal ilk kez liderlik koltuğuna kuruldu. 18. haftada ligin dişli takımlarından Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, ligimizin gol kralı Bupenza'nın 2 golüne engel olamadı. Biri Abubakar'a, diğeri Larin'e olmak üzere asist hanesine 2 çarpı daha atan Gezzal'in üstün performansıyla Hatay deplasmanında 2 puan bırakmış olmasına rağmen hala zirvedeydi Beşiktaş. Sırada kışın ortasında oynanacak sert bir derbi vardı. Vodafone Park'ta yoğun kar yağışı altında başlayan Galatasaray maçı. Beşiktaş tıpkı Fenerbahçe'ye karşı yaptığı gibi sert bir orta sahayla Josef, Atiba, Mensah üçlüsüyle rakibine maç boyu üstünlük sağladı. Cagne'nin oyundan atılmasıyla birlikte işler Beşiktaş için kolaylaşmıştı. 79'da derbi sever Josef çıktı sahneye. 90+1'de Enkudu tarihi bir gol attı. Tarihi dediğime bakmayın, öyle çok estetik bir gol değildi. Luyendama'nın büyük hatası sonucunda kaptırılan bir topta Enkudu'nun neredeyse boş kaleye yuvarladığı bir goldü bu. Ancak 90+1'de bile rakibini prese boğan, 1-0'la yetinmeyen bir mentalitenin tezahürüydü bu. Ve bakın 90+1'de gelen bu gol olmasa bugünkü şartlarda Beşiktaş ikili averajı ve dolayısıyla şampiyonluğu rakibine verebilirdi. Nitekim futbol eğerlerin, şayetlerin oyunu değildir. Beşiktaş 2-0 kazandı. Ocak ayı çoktan gelmiş, transfer dönemi tekrar açılmıştı. Transfer sezonu demek umut demektir. Ancak Beşiktaş camiasının sahip olduğu umudun transferle falan bir ilgisi yoktu. Bu cümle her geçen gün taraflı ya da tarafsız daha çok insan tarafından söylenmeye başlandı Beşiktaş için. Ligin en iyi top oynayan takımı. Ağırlaşan kış şartlarıyla birlikte maç takvimi de giderek ağırlaşıyordu. Ancak Beşiktaş hız kesmiyordu. Galatasaray maçından 4 gün sonra ligin flash ekibi Karagümrük karşısında 4-1 ile güle oynaya kazandı siyah beyazlar. Raşit Gezal'in yokluğunda bu kez sahneye Mensah çıkmış ve resmen şov yapmıştı. 3 gün sonra ilk yarının son maçını oynamak üzere evinde Göztepe'yi ağırladı Beşiktaş. 39. dakikada geriye düştüğü maçta 48'de Gezal akıl dolu bir pasla topu uzun süredir bitkisel hayatta olan Adem'le buluşturdu. Oyuna ikinci yarı dahil olan Laiç attığı golle kendisini hayata, Beşiktaş'ı ise maça döndürdü. Oyuna sonradan giren başka bir isim Gökhan Töre 77'de tam manasıyla problem çözen bir asist yaptı ve Abubakar'ın golüyle maçı 2-1 kazanan Beşiktaş geriye düştüğü bir maçta da Sergen Hoca'nın değişiklikleriyle skoru çevirmeyi bildi. Böylelikle Kara Kartal ligin ilk yarısını lider olarak kapatmıştı. Geriye 105 günlük bir süreçte kupa maçlarıyla birlikte oynanacak 23 tane müsabaka kalmıştı. Yaklaşık 4,5 günde bir maç ediyor. Bu tempoyu kaldırmak için Beşiktaş'ın elinde yeterli derinlikte bir kadro yoktu. Transferin kapanacağı 1 Şubat tarihine bir hafta kalmış ancak Beşiktaş hala tek bir takviye yapmamıştı. Ligin ikinci yarısını mağlubiyetle açtı Beşiktaş. Vodafone Park'ta Trabzonspor'la heyecanı bol, gerilimi yüksek bir maç oynadı. Beşiktaş bu maçta dünyaları kaçırmış, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır kalesinde devleşmiş, Montero kendi kalesine gol atmış ve Dorukhan
Okan 77. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Sanki bu maçta yaşananlar Beşiktaş'ın kaybetmesi için ne kadar çok şeyin ters gitmesi gerektiğini gözler önüne seriyordu. Liderlik koltuğu artık Fenerbahçe'deydi. 1 Şubat çabucak geldi. Beşiktaş ara transferde yalnızca Eskişehirspor'dan 17 yaşında Bilal Ceylan adında bir sağ bek transfer etmişti ve son saatlerde de Cenk Tosun'u İstanbul'a getirerek transferi kapattı. Yalnızca 4 resmi maçta forma giyen Atakan kiralık gitmiş, Güven Yalçın içinse Sergen Yalçın bizzat yollayın raporu vermişti. Cenk Tosun sakat gelmişti, Laiç ve Gökhan Töre zaten bir var bir yoktu. Beşiktaş'ın elinde epi topu 16-17 kişilik bir kadro kalmıştı. 23. haftada Antalya Spor'a karşı tek kale oynayan Beşiktaş bir birlik beraberlikle 2 puan daha bırakmış, liderlik koltuğunun ardından 2. sırayı da kaybetmişti. Maç boyunca yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik ama yani bu bahaneler kimi teselli eder? Beni teselli etmiyor. Çok fazla maç oynuyorlar, yorgun oyuncular, yoruluyorlar. Çok da geniş bir kadromuz yok şu anda. Sakat oyuncularımız var, 3 tane oyuncumuz yok. Mensah'ta sarı kart cezası oldu. Hafta sonunda 4 oyuncu oldu bu. Yani oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları bir şekilde oyunun belli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz. Yapacak tek bir şey vardı. Başı dik bir şekilde mücadeleye devam etmek. Tarihin en uzun sezonuydu ve rakipler de elbet puan kaybedecekti. Enseyi karartmanın lüzumu yoktu. Beşiktaş'ın acilen yeni bir galibiyet serisine ihtiyacı vardı. 24. haftada oynanan Konyaspor maçı sezonun ciddi anlamda kırılma anlarından biriydi. 15 ve 21. dakikalarda peş peşe 2 sarı kart gören En Sakalı oyundan atılmış ve maçın son 10 dakikasına girilirken Beşiktaş hala golü bulamamıştı. 81'de sahneye çıkan Rozier, Kartal'a hayat verdi. Bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçti Beşiktaş. Gençler Birliği deplasmanında Ankara'nın nefes kesen soğuğunda kar yağışı altında eski bir dost sahne aldı. Tosun Paşa sakatlıktan dönmüş ve attığı 2 golle Kartal'ı 3-0'lık galibiyete uçurmuştu. Denizli karşısında aynı tarifeyle 3-0 kazandı Beşiktaş. Bir başka sert deplasmandan Malatya'dan Atiba'nın golüyle 1-0 galip çıktı. Vodafone Park'ta Gaziantep'e karşı ecel terleri dökse de Abubakar'ın 2 golüyle kazandı ve maç eksiğiyle liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Son milli ara yaklaşıyor, tünelin ucundaki ışık belirginleşiyor ancak şartlar giderek zorlaşıyordu. 30. haftada Başakşehir karşısında yine heyecanlı bir rulet izletti bizlere Beşiktaş. Bir Larin sıktı, bir Deniz Türüç, bir Wellington, bir Dembaba. 84'te bu kez sahneye Josef de Souza çıktı. Değme santraforlara taş çıkartan bir golle Beşiktaş'a üst üste 6. galibiyetini armağan etti. Beşiktaş birer maç eksiğiyle Galatasaray'a 2, Fenerbahçe'ye 5 puan fark atmıştı ve milli maç arasından önce son düzlüğe, son hızla girmek için tek bir engel kalmıştı: Fenerbahçe derbisi. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanmadan 2 gün evvel Galatasaray evinde Rize Spor'a kaybetmiş ve Beşiktaş'a yarışı koparma fırsatı doğmuştu. Kazanması halinde birer maç eksiğiyle rakiplerinden birine 5, diğerine 8 puan fark atacaktı ve milli arada yaş ortalaması yüksek dar kadrosunu dinlendirme fırsatı da bulacaktı. Her şey çok iyi başlamıştı. Beşiktaş oyunun hakimiydi. 48. dakikada Vida'nın golüyle skora da hakim oldu ve 88. dakikaya 1-0 önde girdi. Yavaş yavaş geriye yaslandı Beşiktaş. Bir futbol takımı ne kadar yorgun olabilirse bu takım o kadar yorgundu işte. Ve koruma içgüdüsüyle her geçen dakika kendi kalesine biraz daha yakın oynamaya başladı. Neticede rakip Fenerbahçe'ydi ve maça ortak oldu. 89. dakikada Ozan Tufan imza şutlarından birini ateşledi ve örümcekleri alarak skoru tayin etti. Kaybedilmiş bir şey yoktu. 11 maç kala hala büyük bir avantaj sahibiydi Beşiktaş. Fakat büyük bir hasretle bekledikleri milli maç arası onlara mutluluk değil, daha da fazla dert getirdi. Sezonun açık ara en önemli oyuncusu olan Vincent Abubakar, Kamerun milli takımı kampından sakat dönmüştü. Aslında onunla yapılan sözleşme bile Abubakar'ın sezonun bir yerinde sakatlanma riskinin çok yüksek olduğunu gözler önüne seriyordu. Fakat beklenen bu sakatlık sezonun en kritik yerinde oluşmuştu. Gezal'in kart cezasıyla en önemli iki oyuncusundan yoksun bir şekilde Kasımpaşa deplasmanına giden Beşiktaş, kötü bir futbolla 1-0 mağlup oldu. Hem yakaladığı ivmeyi kaybetti hem de rakip
kendini tekrar işin içine dahil etti. Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle yaralarını saran Beşiktaş'ta en sevindirici gelişmelerden biri şüphesiz Abubakar'ın yokluğunda ben varım mesajı veren Cenk Tosun'du. Ancak bu sevinç çok uzun sürmeyecekti. Ne yazık ki Tosun Paşa Erzurum'un kötü zemininde dizini bırakmıştı. 4-2 kazanılan Erzurum Spor maçına rağmen Sergen Yalçın ve ekibi kara kara bir sonraki maçta kimi forvet oynatacağını düşünmeye başlamıştı. Ankara Gücü karşısında 2-0 öne geçen Beşiktaş sezon boyunca yaşadığı skoru koruyamama sorununu bu maçta da çözememişti. Kümede kalma mücadelesi veren Ankara temsilcisi maçı bırakmadı ve ikinci yarıda bulduğu 2 penaltı golüyle bir puanı kurtardı. Ertesi hafta ligin belki de en zor deplasmanında form seviyesi en yüksek rakibe karşı oynadı Beşiktaş. Abubakar sakatlıktan dönmüş ve ilk 11 başlamıştı. Fakat devre arasında ağrıları sebebiyle oyundan çıktı ve bir daha da dönmedi. Beşiktaş bitime 7 maç kala en skorer oyuncusunu kaybetmişti. Sivas deplasmanında bir puana razı olmak zorunda kaldı Beşiktaş. Yakaladığı büyük puan avantajı yavaş yavaş eriyor, sezonun sonuna doğru çıktığı her maçta bir oyuncusunu kaybediyor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor ancak sezon sonu yaklaştıkça kadro sayısal olarak sürekli azalıyordu. Sergen Yalçın oyunculuk döneminde buraları yaşamış, bu atmosferi solumuş bir adam. Buradan sağ çıkmak için bu takımın inancını kaybetmemesi şarttı. Sanki Beşiktaş'ın sona yaklaştıkça gücü tükeniyordu ve bunu en iyi bilen, en yakından hisseden Sergen Hoca'ydı. Bir şeyler yapması lazımdı. Çok geç olmadan bir şeyler yapmalıydı. Sivas Spor maçının bitiminde bir kez daha meydan okudu hoca. Şampiyonluk yarışıyla alakalı görüşünüzü rica ederim. Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz, Beşiktaş. Diğerleri ikinci aday olur ancak şu anda. Görüntü o. O yüzden çok fazla işte öyle oldu böyle oldu. Fazla heveslenmesin kimse. Şampiyonluk en büyük adayı Beşiktaş. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim. Herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Sergen Hoca bunları söyledi. Söyledi ama Kayseri maçına saatler kala 2 oyuncu daha kaybetti Beşiktaş. Bu kez de Atiba ve Larin gitmişti. Wellington'sa kart cezalısıydı. 21 kişi olması gereken maç kadrosunda 3'ü kaleci, ikisi de Serdar Saatçi ve Bilal Ceylan gibi hiç süre almayan oyuncular olmak üzere sadece 18 kişi vardı. Yine de çıktı top oynadı Beşiktaş. Sahte 9 oynayan Gökhan Töre'den, o maça dek sadece 4 golü bulunan Enkudu'dan, Necip'ten, Montero odan Laiç'ten bir şeyler aldı. 3-1 kazanarak bir meydan okumadan daha galip çıkmış oldu Sergen Yalçın. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahaya çıkıyorsa eksiğimiz yok demektir. Ya biz öyle bakıyoruz. Konuştuğumuz zaman diyorlar ki işte hoca çok konuşuyor. Ya ne yapalım kardeşim? Konuşmayalım mı? Ne yapalım yani? Geleceğimizi mi perişan edelim? Ne yapalım biz konuşmayıp da? Şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefimiz var. Rakiplerimiz var. Son haftaya kadar sürsün şampiyonluk. Bizim için bir sorun yok. Biz mücadelemizi çıkacağız. Sahada sonuna kadar vereceğiz. Bizim derdimiz şampiyonluğun son haftaya falan sürmesi değil. Zaten 7 tane oyuncumuz yok. Kulübede oyuna sokacak. Oyuncu kalmadı artık. O kadar sıkıntı yaşıyoruz. Nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Konuştuğumuz zaman vay efendim hakemle ilgili konuşuyor. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı önemli sahaya çıkıp. Nasıl mücadele ettiği önemli. Bugünkü gibi oyuncularımız çıkıp mücadele ederse bizim için bir sorun yok. Kim dönecek? Wellington dönecek kesin. Atiba dönecek kesin. 6-7 tane oyuncumuz çarşamba günü yine olmayacak. Problem değil. Hocam. Kim olmazsa olmasın. Bizim için bir şey fark etmez artık. Biz olanla oynayacağız. 4 gün sonra bu kez Rozier'den yok Yoksun Rize deplasmanına çıktılar. Sezon boyu asistleriyle Beşiktaş'ı sırtlayan Gezzal, Larin ve Abu'nun yokluğunda golü de ben atarım diyerek 6 haftaya 4 gol sığdırmıştı. Gökhan Töre ve Enkudu'nun da ona eşlik etmesiyle birlikte 3-0'ı buldu Beşiktaş. Her zamanki gibi maçın sonunda taraftarına bir miktar heyecan yaşatmış fakat yine de 3-2 kazanarak Nisan ayını bitirmişti. Dile kolay, Nisan'da 24 günde tam 7 maç oynayan ve sayısız sakatlık problemiyle boğuşan Karakartal son 4 maça girilirken 5 puanlık avantajını muhafaza etmeyi başarmıştı. Zor günler geride kalmış mıydı yoksa sırada daha zor günler mi vardı? Sezonun bir başka kırılma anı daha. Yine Sergen Yalçın. Bundan yıllar sonra bile unutulmayacak bir çıkış. Beşiktaş'ın taktiksel analiz videosunda söylediğim gibi Ömer Erdoğan'ın açıklamalarında öyle çok alınacak, çok gücenecek bir şey yoktu. Evet, maçı ertelemeyi kabul etmemişlerdi ama onlar da kendilerince Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanmayı hayal ediyorlardı. Fakat burada önemli olan bitmek bilmeyen bu uzun sezonda. Bitmek bilmeyen sakatlıklarla birlikte sezon boyu yüksekten uçan Beşiktaş'ın
Beşiktaş'ın benzini azalıyordu. Sergen Hoca her ne şekilde olursa olsun takımını yukarıda tutmaya devam etmek zorundaydı ve hoca depoda kalan son yakıtı öyle bir ateşledi ki bu ateş Hatayspor'u yaktı, yok etti. Tarihin en zor sezonu diyor Sergen Yalçın. Bir yerde haklı. Pandemi koşulları, seyircisiz maçlar, sıkışık takvim, sakatlıklar, Covid vakaları derken geriye sadece 3 maç kalmıştı. 7-0'lık bu galibiyetle sadece Hatay'ı yenmemiş, rakiplerine de biz bu işi bitirdik, pes edin, boşuna umutlanmayın mesajı vermişti. Fakat rakiplerin de pes etmeye niyeti yoktu açıkçası. İyi de oldu. Böylesi kıran kırana geçen bir sezon finali hem futbol severleri memnun etmiş hem de kim kazanırsa kazansın insanların bilinçaltında bu şampiyonluğu daha değerli hale getirmişti. Öyle kolay olmayacaktı. Bu takımın bu zamana kadar çektikleri bir şey değildi. Şampiyon olmak için daha fazla acı çekmeleri gerekiyordu. Ligin 40. haftasında Galatasaray'a konuk oldu Beşiktaş. Biliyorsunuz Mayıs ayı gelince Galatasaray'a bir şeyler olur. Üstelik Beşiktaş'ın Türk Telekom stadında kazanıp şampiyonluğu ilan etme ihtimali Galatasaray'a ciddi miktarda direnç kazandırmıştı. Sarı Kırmızılılar Beşiktaş'a sevinmek için vaktin henüz çok erken olduğunu söyledi. En yakın rakip Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye inmiş, Galatasaray'a karşı kazanılan ikili averajsa yitirilmişti. Yine de kaybedilmiş bir şey yoktu ancak Beşiktaş'ı resmen şampiyonluk stresi sarmıştı. Fatih Karagümrük karşısında bu psikolojiyi iliklerine kadar hissetti ve belki ilk defa sahaya da yansıttı siyah beyazlılar. Yenilen golde üstünü başını parçalayan Necip, beraberlik golünde gözyaşlarını tutamayan Josef ve Rozier. Bir puanın bile işe yaradığı senaryoda anlamsızca rakip kaleye saldırdı Beşiktaş. Bu panik baskı oyun güvenliğini ikinci plana itti ve 10 kişi rakibi karşısında kalesinde ikinci golü gördü. Sahip olduğu avantajını son kırıntısına kadar yitirmişti artık. Dedik, kolay değildi, kolay olmayacaktı. Bu başından beri belliydi zaten fakat olacak mıydı acaba? 2 hafta önce fişi çektiği konuşulurken bu iş nasıl bu noktaya gelmişti ki? Fenerbahçe'nin Sivas karşısında aldığı mucize gibi yenilgi Beşiktaş'ı ayakta tutan yegane şeydi. Son haftaya girilirken Beşiktaş'ın elinde artık sadece Galatasaray'a karşı 2 gollük bir averaj kalmıştı. Baskı tamamen Beşiktaş'ın üzerindeydi. Galatasaray zaten küçük bir mucize eseri yarışa ortak olmuştu ve şampiyon olamadığı senaryoda bile kendi taraftarlarınca alkışlanacaktı. Fakat Beşiktaş buradan şampiyonluğu verirse artık kupa seremonisine çıkıp madalyalarını aldığı sırada kupayı rakibine vermiş gibi olacaktı. Bu baskıyla, bu stresle mücadele etmek ve bu mücadeleden galip çıkmak çoğumuzun tahmin bile edemeyeceği kadar zor bir olay. Bununla baş etmek, bununla başa çıkmak gerçekten çok zor bir olay. Bırakmadı Beşiktaş. Bir kulbundan tuttuğu kupayı düşürür gibi olsa da rakiplerine vermedi. Elinden gelen tüm gayreti, ciğerlerinde kalan son nefesi, bacaklarında kalan son enerji kırıntısını feda ederek Göztepe'yi yendi ve 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Bitiş düdüğü çaldığı an, dudakları titredi, gözleri doldu Sergen Hoca'nın. Hani en başta demiştik ya rahatına düşkün bir adamdı o. Futbol bu kadar büyülü bir oyundu işte. Sergen Yalçın gibi cool bir adamı bile böyle duygusal bir hale getirmişti. Sergen Yalçın gibi zora gelmeyi sevmediğini düşündüğümüz bir adam tarihin en zor sezonunda belki de tarihin en zor şampiyonluğunu kazanılabilecek en zor yolla kazandı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı zoru başarmıştı. Sırada çok daha zor işler vardı.